Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle resmi bir ziyaretle başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İtalya'da 7.si düzenlenen ve 2 gün sürmesi beklenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılıyor. Bu kapsamda kendisinin burada konuşma yaptığı da ifade ediliyor. Mustafa Şentop, Presidentin içinde bulunduğu bu kritik dönemde insanlar, yeryüzü... Benzer şekilde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı kapsamında Ukrayna'nın Lviv kentinde burada heyetler arası görüşme yaptığı da duyuruldu. Daha sonrasında Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Lviv kentinde mevkidaşı Dimitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada bir gazeteciden gelen soruya Mevlüt Çavuşoğlu, Macron'un sözleri üzerine tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi bu tartışmanın içine çekmesi son derece yanlıştır şeklinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sözlerine tepki gösterdi. Ukrayna'dayken üçüncü bir ülke hakkında aslında konuşmak istemem doğrusu ama madem soruyu sordunuz. Öncelikle... Yani son zamanlarda Fransa'nın bu kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz ve bunu da olumlu karşıladığımızı daha önce ifade etmiştik. Fakat son zamanlarda özellikle tarihi konularda yanlış yorum ve çarpıtmalara şahit oluyoruz. Yani bu konuda Fransa'nın ne kadar samimi olduğuna dair soru işaretleri artmaya başladı. Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmeye çalışması son derece yanlıştır. Ve Cezayir de zaten bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Macron ve Le Drian'la biz basın üzerinden değil de doğrudan birbirimizle konuşma konusunda da hemfikir kalmıştık. Bu bakımdan da bu tür açıklamaları doğru bulmuyoruz. Söylediğim gibi şu anda Fransa seçim atmosferine girmiş durumda ve seçimler sebebiyle Macron'un bu yollara tevessül ettiğini görüyoruz. Oysa gerek Fransa'da gerek başka ülkelerde bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydasının olmadığını gördük, görüyoruz. O nedenle bu tür popülist yaklaşımlar yerine kendi halkının güvenini kazanacak adımlar atması daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yine Cezayir Dışişleri Bakanı Lamtana Lamanra ise Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Fransa'nın anlaması gereken şey, Fransız sömürge dönemi öncesinde ülkemizin varoluşunun sorgulanması bir yana, Cezayir'in işbirliği için itibarından taviz vermeyeceğini anlaması gerekiyor. Kimse Cezayir'in iç işlerine herhangi bir şekilde karışamaz, buna izin vermeyeceğiz. Bizim herhangi bir anlaşmazlığı ya da herhangi bir krizi uluslararası ortaklarımızla, medya yoluyla yönetme niyetimiz de bulunmuyor. Bunun diplomasiye biraz alan bırakmak için gerekli ve önemli olduğuna inanıyorum. Libya'daki kardeşlerimizin yapacakları, çok partili, şeffaf ve demokratik seçimlerin hazırlığı oldukça önemli. Seçimleri destekliyoruz. Türkiye muhakkak çok önemli bir oyuncu ve şüphesiz Türkiye'nin Libya'yla çok güçlü ilişkileri bulunuyor. Daha fazla ortaklık ve Cezayir'de daha fazla Türk yatırımı olmasını kesinlikle hatta dört gözle bekliyorum açıklamasında bulundu. Türkiye-Cezayir ilişkilerine ilişkin şunları söylüyor. İki ülkenin elbette çok güçlü manevi bağları bulunuyor. Daha önce söylediğim gibi aynı geçmişi paylaşıyoruz. Daha iyi bir gelecek özlemini paylaşıyoruz. Birlikte çok çalıştık. Ekonomik kalkınma ve ekonomik ortaklığa Türkiye ülkemize yatırım yapıyor. Bugün Türkiye'nin birkaç yıl içinde Cezayir'in kalkınmasına birçok alanda katkıda bulunması konusunda çok başarılı olduğuna inanıyorum. Daha fazla ortaklık ve Cezayir'de daha fazla Türk yatırımı kesinlikle yapıldı açıklamasını kullandı. Diğer haberlerimize bakalım.
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk görevi öncesinde Zonguldak'ın Çağçuma ilçesine bağlı Filios beldesindeki limana geldi. Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek üzere dün Haydarpaşa limanından uğurlandığını da hatırlatalım. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın envanterine kayıtlı 229 metre uzunluğundaki gemi ilk kez Karadeniz'e gelmiş oluyor. Karadeniz demişken bugünkü olaydan bahsedelim. Trabzon havalimanına inen Kuveyt'e ait yolcu uçağının bomba ihbarı sebebiyle arandığı ifade ediliyor. İhbar üzerine pist dışına çıkarılan uçaktaki yolcuların güvenlik güçleri eşliğinde aranarak tahliye edildiği, daha sonrasında otobüsler alınan yolcuların pistten uzaklaştırıldığı duyuruldu. Araması tamamlanan uçak tekrardan seferine devam edecek. Suriye iç savaşı öncesinde bilindiği gibi Ürdün-Suriye sınırı kapanmıştı. Fakat geçen günlerde bu sınır tekrardan açıldı. Ürdün'ün Suriye sınırındaki Ramsa kentinde halkın sınır kapısının açılmasının olumlu etkilerini görmek istediği ifade ediliyor. Önceki yıllarda Suriye'de iç savaş sebebiyle sınır ticaretinin durduğu ve ekonomik anlamda ciddi bir durgunluk yaşayan Ramsa'da sınır kapısının yeniden açılmasıyla bölgeye nasıl bir etkisi olacak? Bu da merak konusu. Diğer haberimiz, Türkiye Maarif Vakfı Kamerun'un başkenti Yaounde'de ülkenin ilk Türkçe kursunu açmış bulunuyor. Türkiye Maarif Vakfı ve Yaounde İl Üniversitesi arasında imzalanan mutabakat muhtırasıyla Türkiye Araştırmaları Merkezi de açıldı. Merkez çatısı altında yürütülen Türkçe derslerine 36 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisinin kayıt yaptırmasıyla eğitim başlamış bulunuyor. Öğrenciler 12 hafta sürecek kursa A1 seviyesinde 78 saat Türkçe ders alacak. Evet dostlar, sizlere buradan kısa bir videoyla veda ediyoruz. Hoşça kalın. Benim adım Mandela. Memnun oldum Mandela. Ben de memnun. Merhaba, benim adım Halil Ahmet Saleh. Ben 19 yaşındayım. Yaounde İki Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında master yapıyorum. Çünkü Türkiye'si seviyorum. Çok seviyorum. Evet, bu film. Bu film. Bu televizyon. Bu televizyon. Araba. 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 Güzel. Bu ne? Bu çiçek. 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 Şey.